Evi su altında kalan, tarım alanını ağaçlarını sulara teslim eden bu insanlara devlet kamulaştırma karşılığında 30 trilyon ödemiş. Hemen hepsi kamulaştırma karşılığı aldığı parayı çok az buluyor. Kimi istimlak için yeni bir köy arazisi istemiş, kimi yeni bir ev, kimi de para. Bölgeden ayrılıp aldıkları parayla kente yerleşenler de var. Büyük toprak sahipleri genelde yüksek meblağlar alıp yakındaki il ve ilçelere gitmiş. Bütün bunlardan geriye doğduğu yerleri bırakmak istemeyenler, çiftçilik dışında başka bir işte çalışamayacağına inananlar, kentten korkanlar ve su altında kalmayacağı için evleri kamulaştırılmayan ama köy boşalınca da geçim derdine düşen insanlar kalmış. İmkansızlar burada kaldı. Bir de ayrıca istimlaka girmeyen evler oldu, 30 tane ev. O evler, bütün adamlar hepsi evlerinden oturuyor. Gidecek yerler, oraya para ödenmedi. Genelde bu kalan şahıslar hepsi fakirler, yoksullar, çaresizler. Başka gidecek yerleri yoktur. Bunların açık kanıtıysa burası, Erenköy. Erenköy, son iki ay öncesine kadar 200 hanenin yaşadığı 3 ayrı merkeze yolu olan yörenin en zengin köylerindenmiş. Şimdi iki yol da su altında. Kalan tek yol da köye yaklaşık 800 metre mesafede suyla birleşiyor. Köye girebilmenin tek yolu eğer eşeğiniz veya bisikletiniz yoksa açılan dar patikadan yürümek. Köyün alt kısmındaki evlere su gelmiş. Buradaki okul ve cami de sular altında kalmış. Köyün gurur kaynağı 54 metre uzunluğundaki minarede yarıya kadar sulara gömülecek. Erenköy'deki evlerde telefon varmış. Kendi pınarlarından tepedeki depoya çektikleri suyu şebekeden her eve dağıtırlarmış. Köyün kendi malı olan bir ekmek fırını bile varmış. Bölgede hakim olan taş ev mimarisi burada da en güzel örneklerini sergiliyor. Gidenler evlerinin pencerelerini, direklerini yani para eden ne varsa sökmüşler. Camiden ve okuldan arta kalan demirleri ise burada kalanlar satacak ve parasını paylaşacaklar. Aslında herkes Fırat'tan bir şeyler kaçırma derdinde. Bu aile bahçeleri su altında kalacağı için sular ağaçlarını gömmeden kesip sala yükleyip karşı kıyıya geçirmeye çalışıyor. Zaten bölge halkına en acı geleni ağaçlarını kesmek zorunda kalmaları. Her yerde yeni kesilmiş fıstık ve meyve ağaçlarına rastlıyorsunuz. Oysa bu ağaçlar o kadar değerli ki. Söz konusu fıstık ağacı olunca buna bir de manevi değer ekleniyor. Çünkü Gaziantep bölgesinin en temel gelir kaynaklarından biri olan fıstığın aslında insan hayatına çok benzeyen bir yaşam periyodu var. İlk 15-20 sene mahsul vermiyor. Sonra 40-50 yaşına kadar ürün veriyor. Bundan sonra da yaşlandıkça ürün verme oranı da azalıyor. Bölge halkı çocukları için değil, torunları için fıstık ekiyor. Fıstık burada insana benzetiliyor, insanla eşleştiriliyor. Bundan iki yıl önce buraya geldiğimizde, Karaoğlu'na geldiğimizde, Karaoğlu'na bomboş bir araziydi. Bugün o bomboş arazide ikinci bir Halfeti, yeni Halfeti doğuyor. Sevgili Halfetliler, şimdi umarım görünüşü mahallenizin, yeni semtinizin çok güzel, çok tatmin edici. Buna katkısı bulunan herkesi yürekten kutluyorum. Abi bu orası bir dağ ya. Dağın başı. Ha şimdi git Allah'ın bir ağacı yok. Allah'ın bir gölgesi yok. Allah'ın bir suyu yok. Ne yapak? Mecbur gidiyik yani. Devlet şimdi burayı ya hepimizi bütün oraya çıkaracaktı. Ya komple oranın şeyini buraya yapacaktı. Şimdi orada buranın bir mahallesi olmuş. 10 kilometre yer mahalle olur mu? Buraya 10 kilometre. Buna nasıl buranın mahallesi olur? Bölgede su baskınından etkilenen en büyük ve en kalabalık yerleşim yeri şüphesiz Şanlıurfa'nın ilçesi Halfeti. Geçtiğimiz hafta Başbakan Ecevit, Halfeti'de evleri sular altında kalan aileler için yaptırılan konutları ziyaret etti. Yüzer metrekarelik 220 evden, sağlık ocaklarından, okuldan, çocuk parkından oluşan yeni Halfeti'nin ise eskiyle tek benzerliği ismi.
Halfeti konaklarıyla, taş evleriyle, yeşillikler içindeki avlularda, çardaklarda yapılan eğlenceleriyle, siyah gülüyle ve halkının aristokrat ama sıcak tavırlarıyla ünlü bir ilçe. Bu yapıların mimarları İran'dan Mısır'a kadar Ön Asya sivil mimarisinin en önemli özelliklerinin nefis bir sentezini yapmışlar. Bu sentez kentin kamu binaları ve yeni yapılan betonarme binalar dışında kalan eski yapılarına yansımış. Taş evlerde şimdilerde yoğun bir taşınma telaşı yaşanıyor. Taş evlerden beton evlere, eskisinden yeni halfetiye taşınmanın burukluğu insanların yüzlerine yansımış.